Kamera açık. Bismillahirrahmanirrahim. La nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. La enfusina ve min seyyiati amalina. Lil fiyala la ilahe wa kala anna muhammaduhu amma ba'd ul husayn muslim ibnul hajjaj Allah bana babam Umar ibn-i Hattab el-Kureyşi en-Nisa-i Buri Hicri ölümü 261 Sahih-i Müslim ve tercemesi cilt müter Rahman ve Rahim olan Allah'ın 1. Kitab-ül İman de durur. İnşallah bütün Müslümanlar ders yapmaya Müslümanlar İslam ve ihsanın beyanı ulu olan Allah'ın kaderine bu. Kadere inanmayandan söylemeye delilin yani durulacak tebliğ edildik inanmıyor iddia ediyorsa ki kendi ısrarla üzerinde duruyor teberri etme ve hakkında ağır söyleme o tür kişilere ağır sözler söyleme bütün bir Müslümanın Ebul Hüseyin Muslim İbnül Haccac El Kuşey ancak Allah'ın yardımıyla başlıyor. Bak onu muvaffi görüyoruz. Muvaffak ancak Allah iledir. Yahya ibn-i Ya Mabet Cuhani hususunda ilk söz söyleyen kimsedir. Aynı Basra'da kaderi ilk söyleyen kimsedir. Ben bu İbni Abdurrahman Himeyri Mu'temir umre yapan iki arkadaş birlikte umre ediyorlar. Bu Mu'temir ismindeki adamla karşı Aleyhi ve sellemin
ashabından birine rast şunların kader hakkında söylediğini müteakiden tam içinde İbn-i rast geldik. Ondan solundan onun iki tarafına geçtik. Yani Hazreti biri sağına biri soluna geçip Ömer radıyallahu anh arkadaşımın sözü bana bırakacak Abdurrahman bizim tarafta uyanı derinlemesine arayan bir takım insan çıktı. Onların halinden bahseder. Kader yoktur. İşler Allah'ın bir tarafı olmaksızın yerinden meydana gelir. Takdiri olmaksızın yeniden kendiliğinden da bulunuyorlar dedim. Hazreti Tanhaya dedi. O şöyle dedi. Şunu haber ver. Ben onları hatırlar. Abdullah İbni Umeyr ant verir ki eğer onlar onu infak etseydi yapmadıkça Allah bunu ondan kabul ve şöyle dedi. Biz bir gün bulunurken birdenbire yanında saçı simsiyah üzerinde yolculuk kendisini kimsenin tanımadığı bir zat Peygamber'in yanına oturdu. İki dizini dizine iki avucunu kendi koyduğu. Ya Muhammed sallallahu aleyhi bana İslam'ın mahiyetini mahiyetinden haber Allah aleyhi ve sellem İslam Allah ve Muhammed şehadet etmen namaz Ramazan orucunu tutman beyti hac etmendir buyurdu. O doğru söyledin dedi. Allahu anha dedi ki biz ona hem peygamberi tasdik ediyordu. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kitaplarına peygamberlerine etmen ve bir de kadere yerine o gel doğru söyledin dedi. Bana dedi. Bu sefer üçüncü sual olarak ama ki bana üçüncü ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve
olsun gibi Allah'a ibadet et. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da buyurdu. Bana dedi. Dördüncü sual oluyor bu. Resulullah sorulan, sorandan daha alim değil. Yani diyorsunuz ben daha bilgili değilim. Kıyamet hakkında bir o Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o soru soran zat diyor. Alametler haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalın ayak çıplak davran bina yapmakta birbirleriyle yardımdır buyurdu. Davar çobanları bina yapmak ile bir halde olmaları onun olduğunu görmekliğindir. Ömer dedi ki ve eğlendim. Sonra yani o gitti. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Peygamber'in dedi. Ben Allah ve Resulü ki o Cibril'dir. Yani Cebrail Aleyhisselam'dır. Dinleştir. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sırada ona bir zat geldi ve dedi. Allah'a meleklerine Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine son dirilmeye iman etmendir buyurdu. Yabancı gelen kişinin sorduğu soru kitaplarına Allah'a kavuşmaya son dirilmeye iman etmendir buyurdu. İbadet etmen ve ona hiçbir şey yapmaman yazılmış olan namazı alınmış olan zekatı terdiye edilir. Ve ya Resulallah İhsan nedir dedi? İbadet etmendir. Şüphe yok ki o seni muhakkak görür. Ne zamandır dedi? Buyurdu ki ondan daha alim değildir. Lakin onun alanı cariye efendisini doğurduğu zaman cariyenin ne olduğunu biliyor. Efendisini doğurduğu zaman işte bu olay
çıplaklar, yalın ayakları oldukları zaman işte bu da insanların reisleri, başkanları, işte bu da onun alametlerindendir. Yüksek bina kurmakta birbirine çıktı. Bu da onun alametlerindendir. Vahiyatlarındandır. Allah'tan başka içindedir. Bundan haber saatin ilmi şüphesiz ki Allah'ın nezdinde rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse bilmez. Hiçbir kimse şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Rahman suresi 34. ayet sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Ebu Hureyre gitti. Müteakiben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri çeviriniz diye emretti. Geri getirmek için aramaya başladılar fakat bir sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Cibril insanlara dinlerini öğretmek için geldi. Ya'vana elhamdülillah. Esselamu aleyküm.